Merhaba arkadaşlar, Öğren Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şey çok hoş, çok güzel iki renkli bir örgü modeli anlatacağım. Tek renkli de yapabilirsiniz ama ben iki renkli deneyeceğim. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Hem çok kolay hem çabuk ilerliyor. Kendi kıyafetlerinize, çocuk kıyafetlerine, bebek kıyafetlerine uyarlayabilirsiniz. Bebek battaniyesi örebilirsiniz, bere atkı örebilirsiniz. Harika olur diye düşünüyorum. Renk olarak yeşil kullanacağım. Şöyle hafif fıstık yeşili, böyle açık. Tonda bir de gri ile deneyeceğim arkadaşlar. İkisini birleştirip deneyeceğim. Bir de ayrı büyük bir şekilde başlayıp size göstereceğim inşallah. Şiş olarak da 3 numara şiş kullanacağım. İplerimin kalınlığı arkadaşlar 100 gram 340 metre. Onu da söyleyeyim. Bu iple deneyeceğim. Hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Bu arada modeli anlatayım. 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. 2 ilmek ve katları artı 2 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle şişimize 14 ilmek atalım arkadaşlar. Tek sayı 14 tane ilmek atalım. Ben de atıp döneceğim. Evet, şişime 14 tane ilmek attım. Şöyle çevirdim. İlk sıra kolaylık olsun diye bir sıra bütün ilmeklerimi düzörüyorum. Arka yüzdeyiz zaten, ön yüze hazırlık olur. Şöyle. Sırayı tamamlayalım. Evet, şöyle çevirdim. Sırayı tamamladıktan sonra model 4 sıradan oluşuyor. 2 sıra hiçbir işlem yapmayacağız. 3 ve 4. sırada işlemimiz var arkadaşlar. Şöyle modelin 1. sırası. Ön yüzden bütün ilmeklerimizi sırayla düzörüyoruz. Evet, birinci sırayı düz örerek tamamladım, çevirdim. Arka yüzde modelin ikinci sırasındayım. Arka yüzde de sırayla ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters örerek ilerliyorum. Evet, ters örerek sırayı tamamlayalım. Şöyle hızlıca öreyim. Son kenar ilmeğimi de ters ördüm. Çevirdim. Modelin 3. sırası. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Şöyle ikisini bir örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini de bir örüyorum. Çok kasmadan örelim arkadaşlar. Şöyle aradan tel alacağız arka yüzde. Sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bu sırada hep 2-2 örerek ilerliyoruz. Evet, sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Son kenar ilmeğimi de düz örüp modelin 3. sırasını bu şekilde tamamlamış oldum. Çevirdim. Modelin 4. sırası, son sırası arka yüzdeyiz. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bakın bu aradaki telin altına girip düz örüyorum. Bakın, bu şekilde. İlmek sayılarını geri dengeleyeceğiz. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmek arasındaki telin altına girip düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmek arasındaki teli eksiltme yapmıştık. Onları tekrar kazanmak için aradan düz örüyorum. Sıradakini düz ördüm. 2 ilmek arasındaki telin altına girip düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmek arasındaki telin altındaki boşluğa girip düz örüyorum. İlmeklerimizi dengeliyoruz. Sıradaki telin altına girdim, düz ördüm. Evet, tam desenlerim denk gelsin diye bunu düz örüyorum. Buradan tel almıyorum arkadaşlar. Sıranın sonunda 2 ilmeğin ikisini bir ördük. Başlangıçta hemen aradan tel aldık. Çıkışta ikisini bir ördük. Bu şekilde.
Çevirdim. Evet. Bir desenimiz açığa çıktı. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Evet. Yeşil ipimi aldım. Şöyle bu ilmeğin içine girip ilmek alıyorum. Şöyle buraya bağlayalım. Düğüm atıyorum. Modelin birinci sırasında ne yaptıysam aynı işlemi yapacağım. Evet, düz örerek ilerliyorum. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim, arka yüzdeyim. Ne yapmıştık ikinci sırasında? Ters örmüştük. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve arka yüzden ikinci sırayı ters örerek ilerliyorum. Çok kolay, çok hoşuma gitti. Bebek yeleği örebiliriz arkadaşlar. İstek olursa yapalım inşallah. Yelek ya da süveter de olur. Evet, son kenar ilmeğimi de ters öreyim. İkinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıradayım. Üçüncü sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Bir dördüncü sırada bir farklılık var arkadaşlar. İkinci desenin. Şöyle ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ne yapmıştık? İki ilmeğin ikisini bir ördük. Çok kastırmadan sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Çünkü aradan tel alacağız. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bu sırayı, üçüncü sırayı bu şekilde yaparak ilerliyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Kenar ilmek. Onu da düz örüp modelimin üçüncü sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Altta yaparken arkadaşlar buradan tel almıştık. Şimdi buradan tel almayacağım. Hemen kenardakini örüyorum. Desenler denk gelsin diye. İkinci ilmeği ördüm. Aradaki telin altına girip düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmek arasında bu telin altına girip düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. İki ilmek arasındaki telin altındaki yuvaya girip tel alıyorum. Ya da düz örüyorum. Sıradakini de düz örüyorum. Evet. Aradaki ilmeğin altına girip düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Aradaki telin altına girip düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Evet, başlarken 2 ilmek örüp başlamıştık. Şimdi son ilmeğin öncesinde de tel alıyorum ki desenlerim denk gelsin. Son kenar ilmeği ördüm. Şöyle 3, 6, 9, 12, 13, 14. Bu şekilde desen ilmeklerimiz dengeleniyor. Evet, ikinci desenimizi de tamamladık. Şimdi üçüncü desen için diğer rengimi alıyorum. Ne yapmıştık? İki sıra önden düz, arkadan ters öreceğiz. Evet, şöyle hızlıca öreyim. Birinci desen sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız dördüncü sırada. Diğerleri aynı. Çevirdim, arka yüzde ikinci sıradayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. Son kenar ilmeğimi de ters ördüm. Çevirdim, üçüncü sırada. Kenar ilmekten sonra 2-2 öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sıradakini ikisini bir örüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerliyorum. Evet, son kenar ilmeğimi de ördüm. Çevirdim. Dördüncü sırası. Birinci desen sırasının dördüncü sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen bakın buraya girip bu telin altına girip düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bu telin altına girip düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm.
İki ilmek arasındaki tellerin altından girip düz örüyoruz. Şöyle kameradan da göremiyorum bazen. Evet. Sıranın sonunda da iki ilmeği örüyorum. Evet, bu şekilde denk gelsin desenlerim diye. Çevirdim. Evet, üçüncü desenimizi de tamamladık. Gördünüz mü? Çok hoş, çok güzel bir model. Hem de çok kolay, çabuk ilerliyor. Kalan iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Renk renk yapabilirsiniz. Böyle. Ben size diğerini göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi. Bu şekilde, büyük şekilde başladım. Çok hoş, çok güzel. Renkler de çok yakıştı. Muhteşem oldu. Lastik kısmında bu şekilde ördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkası da bu şekilde. Hem şık, hem güzel, hem de çabuk ilerliyor. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Böyle her modeli kesinlikle tavsiye etmem. Ama bu modeli tavsiye ederim, yapmak isterseniz. Evet, beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Şöyle tutayım. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi de ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Ören Hanım Emin adında Instagram hesabım var. Facebook sayfamda Ören Hanım adında. Oradan da takip ederseniz sevinirim. İstediğiniz modeller olursa bana oradan yazabilirsiniz, yollayabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.